Başarılar. Sağ olun, hoş geldiniz. Keyifli bir fuar olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, saygılar başkanım. Saygımızdan teşekkür ederiz. Hep birlikte iyi olalım inşallah. İnşallah başkanım, her şey çok güzel olacak inşallah. Selam söyleyin. Nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir fuar olsun inşallah. Sağ olun. Ne güzel. Hıfzı Topuz'a da rahmet diliyoruz. Evet, eskiden. Başkanım merhaba. Rahmet, iyi misiniz? Hayırlı olsun fuarımız, başarılar. Siz buraya gelince burası uçar zaten. Aynen, sağ ol. Çok naziksiniz. Genelcim merhaba. Şüphesiniz. İyisiniz değil mi başkanım? İyi olacağız inşallah. Niye canım oğlum olsun? Niye? Hangi okuldayız? Tezlerden. Olsun canım Allah Allah. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Çok sizi başkanım. Ben de sizi çok seviyorum. Kızım nasılsın? İyi misiniz? Aynı sınıfta mı? Aynı. Hangi okul? Seval Ahmet Çetin Fenerbahçe. Tekir Dağ'dan geliyoruz. Oo, çok iyi. Hoş geldiniz. Evde Tekir Dağ'dan mı? Evet, evde Tekir Dağ'dan. Hadi bakalım. Belki seneye üniversite. Pardon, kaç sınıftı? 10. sınıf. Ha, daha 2 sene var. 3 sene sonra belki İstanbul'da okursunuz üniversite. Öyle planlıyoruz. Hadi bakalım. Başarılar. İyi bak kendinize. Ama biz çok kısayız. Eğiliriz. Başkanım, bir kitabı hediye edebilir miyim? Olur, onur duyarım. Başkanım, bizim genel müdür yardımcımız yolda çeviriyorlar başkanım diye. Ben size benzetiyorlar biraz. Güzel. <biraz. gülüyor> Umarım iyi tepkiler alıyorsundur. İyi tepkiler alıyorum. Çok iyi. Çok mutlu oldum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Zafer Hoca. Bu kitabın bütün notları ve şeyi taslakları şu an bizim aldığımız şeyin içinde. Yani arşivin. Şeyler bile duruyor. Aldığı ara notlar bile duruyor. İki kitabı tekrar değerlendirmişler. Çek ya. Başarılı. Devam ediyor. Gidelim biz de. Evet, daha çalışacağız. Biliyorsun. Nerede okuyorsun? Tekirdağ. Güzel kız. Başaracağız. Hadi bakalım. Yüzün gülsün. Hadi bakalım. Tamam mı kızım? Başkanım seçiyor sağ ol bir tanem. Başarılar. Yolun açık olsun. Evet gel. Seviyoruz. Beraber. Başkanım. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Güzel adam. Çekilsiniz mi? Çekilin. Sağ ol. Çok güzel seviyorum aslan. Başkanım. Sağ ol. Aslan dedi. Selfie kim çekiyor? Çok güçlü olun, tamam mı? Çok güveniyoruz size. Başkanım, nasılsınız efendim? Başarılar. Emeğinize sağlık. Hepimize güzel bir bayram, güzel bir fuar oldu. Öyle. Çok çok üst üste ve ikisi yan yana. Kitap ve Cumhuriyet çok yakıştı. Başarılar. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Saygılar. Tabii memnuniyetle. Merhaba arkadaşlar. Başarılar. Kolay gelsin. Başarılar dileriz. Çok güzel. Arkadaşlar siz de şöyle alalım bir başkanınızla toplu fotoğraf. Tamam. Güzel. Merhabalar. Güzel başarılar dileriz. Çok yakıştınız. Harika görünüyorsunuz. Başarılar. Üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyorum. Teşekkürler. Çok saygıdeğer konuklarımız, sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum. Her yıl heyecanla beklediğim TÜYAP'tayız. Gerçekten hem heyecanla bekleyen hem katılmaktan çok büyük mutluluk duyduğum, onur duyduğum bir fuardayız. Değerli Yayıncılar Birliği Başkanımız, üniversite öğrenciliğinden beri başlangıcından bu yana var olduğunu söyledi. Ben de birkaç yıl ıskaladıktan sonra yine üniversite yıllarımla birlikte tanıştığım fuarı Sergi Sarayı'ndan TÜYAP yolculuğuna, Beylikdüzü yolculuğuna
ilginç bir kader birliği yaptık. Ben de o bölgelerde yaşayan bir insan olarak yine TÜYAP'ın Beylikdüzü yolculuğuyla beraber ben de Beylikdüzü'ndeki yaşam yolculuğumu başlattım diyebilirim. Dolayısıyla kader birliğimiz böyle birbirini tetikleyen bir yolculukla bugün ben de burada kürsüde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hitap etme fırsatını yakaladığımda eminim ki TÜYAP'ın da varlığı bana çok büyük değer katmıştır. Hayatıma yön vermiştir. Çünkü buralarda çok kıymetli yazarlarla, çok kıymetli insanlarla tanışmanın onurunu, keyfini yaşadım. Dostluklar kurdum. O dostluklar kültüre, sanata, edebiyata, bambaşka ilişkilere doğru beni sürüklemiştir. Bu bağlamda hayatımın çok özel anlarından birisi olarak görürüm. Geleneksel anları, geleneksel tavırları çok severim. Ve bu tavırla ve bu tutkuyla da her yıl iple çektiğim özel bir buluşma anı TÜYAP. Bu bakımdan ben gerçekten Bülent Bey nezdinde bütün TÜYAP ailesine şükranlarımı sunuyorum. Minnetlerimize hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Çünkü onlar olmazsa TÜYAP kitap fuarı olmazdı. Ve nice ömürler, nice başarılar diliyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Dünya Yayıncılar Birliği Başkanımız da bizimle beraber ve böylesi bir anda birlikte olmaktan da gurur duyuyorum. Kendisiyle az önce girişte tanıştık ve şunu söyledim. 2026 henüz verilmemiş. Burada genel müdürümüz de var. Kültür Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, diğer kurum kuruluşlarımızla birlikte 2026'nın kitap başkenti İstanbul olmalı. Bu gecikmiş başkentliği inşallah hep birlikte bakanlığımız, belediyemiz ve sizlerin de oluruyla İstanbul'umuza kazandırırız. Zira İstanbul gerçekten dünyada birçok duyguyu bir araya getiren, birleştiren bir şehirdir. Binlerce yıllık kültürel, tarihsel birikimiyle buna hazırdır ve inşallah bunu sizlerin de katkılarıyla hep birlikte başarırız. Bunu kendime bir totem gibi de tariflemiş olayım. 2026'da kitabın başkenti İstanbul, 2036'da olimpiyatların yapıldığı bir İstanbul inşallah bu şehre nasip olur. Hep birlikte çalışırsak bu da olur diye düşünüyorum. Bu duygularla buradayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendimi burada bir ev sahibi, sevgili Doğan Hızlan bana odasını tanıtacak yukarıda, az önce anlattığı odasını. Ben de şöyle dedim, galiba odayı bana devredecek diye düşündüm. Ben de çok sık geliyorum. Ya da bir masa koyarsanız yan yana oturabiliriz. Yanınızda bir yan yana olursa ben tedrisat olarak sizin şeyinizden, sınavınızdan geçmek isterim. İnşallah keyifli günlerde bir arada olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun.